Evet, modelin yapımına başlayabiliriz. Ben bunun için Etrofil Jeans marka biri kullandım. O hem böyle baharlarda hem dileyen yazın bile giyebileceği bir şey oluyor. İncelikte, dokuda bir ip oluyor. Etrofil Yarns'ın ipi zaten. Etrofil Jeans diye bir ip. Onu kullanacağım. Tığ olarak da 3 milim bir tığ kullanıyorum bunun için arkadaşlar. Şöyle dokusunu da söyleyeyim size. Onun ayarında ip de bulabilirsiniz yine. İlla bunu almak zorunda değilsiniz. %50 koton, bavina, %45 akrilik. Akrilik yani hani kotona demek ki o dilde öyle söyleniyor. Böyle bir ip. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz tane zincir çektim. Hatta 19 da yapabiliriz burayı. 20 de yapabilirsiniz. Bu ilk başlangıç çok şeydi. Ondan sonra yoluna girecek. Belki hani şurada bir şey olur. Şöyle tepeye bir kez aldım. 1, 2, 3. Şöyle dördüncüye geri dönüp ikili trabzan yaptım bir tane. Yakınlaştırayım. Buraya tam birinci sıramı 15 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Model kendiliğinden büyüyor arkadaşlar. Biraz böyle labirent gibi bir model ama o kadar kolay ki. Yapınca siz de daha iyi anlayacaksınız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, şu 15. 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle tepesine bir kez sarıyorum. 1, 2 bırakıp 3.ye batıyorum ve bir kutucuk yapıyorum. 2 zincir çektim. 1, 2 atladım, 3.ye battım, bir kutucuk yaptım. 2 zincir çektim. 1, 2 atladım. Bir kutucuk yaptım. 2 zincir. 2 atladım. Bir kutucuk yaptım. 2 zincir. Ve en son şu köşedeki zincirime batıp burada toplamda 5 tane kutucuk oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buraya yine 15 tane ikili trabzan yapacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 köşeye batıyorum. 15. ile buraya tamamladım. 15 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincirim var, çevirdim. Hemen şuraya batıp bir kutucuk. 2 zincir, 2 atlıyorum. Aynı şekilde şu sıradaki gibi buraya da 5 tane kutucuk yapıyorum. Bir, iki. Bir, iki, üç zincir çekiyorum şimdi. Çevirdim arkadaşlar.
Yine burayı ikili trabzanla aynı şekilde dolduruyorum. Şuradakinin aynısı. 2 sıra kutucuk, 3 sıra trabzanım oluyor. Aynı işlem olduğu için hızlıca geçiyorum. Tamamlıyorum. Bakın şöyle bir kutu kare elde ettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu köşedeyim şu anda. Buradan geri dönmüyorum. Yanını çeviriyorum. Tepeye bir aldım. 1, 2, şöyle 3 dolguyu yaptım. 2 tane de kutucuğun içine şu köşeye batıyorum. 2 tane de şunun içerisine. Sonra şunun içine. Sayacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 13 14 15.yi de yine köşeye battım. 1 2 3 4 5 çevirdim. Aynı işlemi bu sefer yan olarak yapıyoruz. Modeli bu şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Çevirdim. Pardon. Yine şuradaki işlemin aynısını, yani üç tane sıra trabzan, iki tane, iki sırada kutucuk şeklinde toplamda 5 sıra olarak burayı da tamamlıyoruz. Ben burayı toplamda 8 sıra yaptım. Bu gördüğünüz bluzu. Yani bu şekilde 8 sıra bir yanına, 8 sıra bir yanına. Bu şekilde yine tamamlıyoruz. Dönüşte yine geleyim hemen. Evet, ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi sadece ilk sırada yapıyoruz şu gösterdiğim işlemleri. Bir üst sırada bunların hiçbirini yapmayacağız. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincirim var. Çeviriyorum ve başlıyorum buraya. 2 yine 15 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. trabzanımı yapıyorum. Bakın şu şekilde 15 tane trabzanım oldu. 15. trabzanımı yaptıktan sonra şöyle bakın. Şu tam direğin üzerine gelen yere, yani yaklaşık kökten sayarsak 1 2 3 4.'ye bunu şöyle bağlıyorum. Şimdi bir kaydırmayla 2 3 3 kez yükseliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu sadece birinci sıramda böyle, bir üst sıralarda bu şekilde olmayacak.
iki zincirim var. Yine aynı işlemi burada uyguluyorum. Bir, iki, üç zincir. Bakın. Yine aynı 15 tane içerisine doldurarak kenara kadar geliyorum. Dediğim gibi bu yaptığım işlem, farklı yaptığım işlemler bu birinci sıraya mahsus pek çoğu. Bir üst sırada zincir çekme vesaire olmayacak. 14 15 tane bakın trabzanımı yaptıktan sonra tam karşılığına denk gelen yere sık iğne ile bağlıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle. 1 2 3 kez yaptım. 2 zincir çektim. Bakın hiç belli bile olmuyor yerleri. Yine şuraya geçtim. Aynı şekilde bunu yine başa kadar gidip geri dönüş farklı onu göstereceğim. Şimdi bunu normal trabzan olarak gidersek buraya gelmiş olacağız. Sıramızın başı burada olmuş olacak. İp kopartmak gerekir vesaire vesaire. Onları yapmamak için başka bir şey kullanacağım. Şimdi onun için burada şöyle bir şey yapıyoruz. Tığıma bir kez alıyorum. İkisini çıkarıyorum. İkisi tığımda. İkisini çıkardım. İkisi tığımda. Aynı trabzan sayısınca bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. İki çıkarıyoruz. İkisi tığımızda kalıyor. Bakın ikiyi çıkarıyoruz. İkisi tığımızda kalıyor. Tığımızın üzerine bu şekilde biriktiriyoruz hepsini. 15 sayıya ulaşınca şimdi tamamdır burası. Şu köşeyi bakın böyle yaptıktan sonra şu köşeye batıyorum ve şimdi geri geri çıkarmaya başlıyorum. İki iki tığımdan çıkarıyorum. Tunus işi gibi arkadaşlar. İki iki. Bir iki üç. Şimdi burada devam yine. Bu sırada yine zincirle uzatacağız. Bakın bunda geri geri geldik. Devam edebildik. Ben 8 tane yaptım bu şekilde. Evet. 1 2 3 4 5 zincirle yine çeviriyorum. Bunu da yine şunun gibi yapacağım buraya. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Zincir çekip uzatacağız. O şekilde devam edeceğiz. Daha sonrakinde keserek devam edeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde siz bluzunuzun boyunu, enini tamamen ayarlayabilirsiniz. Yine 18 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincirimi çektikten sonra yine geri dönüyorum. 18 zinciri çektikten sonra
Bakın yine buraya trabzanımızı tamamlıyoruz aynı şekilde. Daha önce gösterdiğim gibi, dediğim gibi bunu dilediğiniz uzunlukta bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ama bir üst sıralar böyle değil. Böyle zincir çekme işimiz olmayacak artık. Niye diyeceksiniz? Çünkü orada gidecek yerimiz var. Burada gidecek yerimiz olmadığı için zincirle yükseltiyoruz burayı. Göstereceğim zaten onu da artık oraya geldiğimizde. Bunu bu şekilde dilediğiniz uzunluğa getirene kadar yapabilirsiniz. Ben 8 sıra yaptım arkadaşlar. Sizler de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 7, 8, 9, 10, 12, 13. ...15'e tamamladıktan sonra... Evet, 15'e tamamladıktan sonra bakın, şöyle hemen şuraya sık iğne ile bağlıyoruz. İki sıra, iki zincirle geri dönüyoruz. Bu şekilde gidip gelip bunu buraya, şuraya bağlantısını yapıyoruz. Bakın hiç belli bile olmuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben bunu 8 tane yapacağım. Sıra sonunda yine 8. de buluşalım ve üst kısma nasıl geçildiğini size orada anlatayım. Siz dilediğiniz kadar bunu tabii ki de büyütebilirsiniz enine. Ben 8 kutucuğa ulaştım. Şimdi sona geldim. Burada normalde şöyle bir şey yapmam gerekiyordu biliyorsunuz. Tığıma takıp takıp 2 2 2 2 çıkararak buraya gelmem gerekiyordu ama ben bundan üstünü şu taraftan devam etmek istiyorum. Çünkü bu şey yaptığımız için biraz aralıklı olur bu. Burayı alta getirmek istiyorum. O yüzden şöyle anlatayım şimdi size. Böyle sıra başına gideceğim. Şu zincirli taraftan devam etmek istiyorum. Anlatmak istediğim kısım o. Şimdi bu taraf böyle hani tığa iki aldık, iki boşalttık ya, daha böyle gevşek gevşek oluyor. Delikli olur araları battığımız zaman. O yüzden zincirli taraftan gitmek istiyorum. Şimdi artık sıra başına geldim. Ben buradan geri dönüş yapacağız. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde oluşturduk. Dilediğiniz büyüklüğe geldiğinde bırakırsınız. Kendi bir bluzunuzun üzerinden vesaire ya da başka bir şeyden ölçüm yapabilirsiniz. Önce bir yarısını, sonra bir yarısını şeklinde ördüğümüz için yarısını ölçeceksiniz. Yine buraya artık trabzan yaparak üst sıraya geçmiş durumdayız. Yine aynı şekilde trabzan oluşturuyoruz. İkili trabzan olduğu için hızlı hızlı yapıyorum. Başka hiç modelde bir şey yok. İki, 13, 14, şu 15. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri çevirdim. Bir, iki, üç zincir. Bunu bu şekilde başka hiçbir şey yapmadan yükselteceğim şimdi. Geri dönüşü de size göstereyim diye çabalıyorum. Hemen geri dönüşünü de göstereceğim.
geri dönüş derken şu aşağıya iniş. 3, 4, 5 zincirle yine çevirdim. Bakın bu şekilde yükselmeye başladık. Bu ikinci sıramız arkadaşlar. Çok kolay ve çok gösterişli bir model oluyor. Üç zincir. Şimdi bu son sıram. Üç zincir çektim. Bak, şimdi aşağıya iniyoruz. Yandan 15 tane trabzanımı yine yana konumlandırıyorum. Şuraya da iki tane yapıyorum sonuncusunun içerisine. Şöyle bakın. Şimdi şuraya hemen bunu sık iğne ile şöyle bağladım arkadaşlar. Şimdi bir, iki, şöyle üçüncüye de batıp kaydırma yapıyoruz. İki zincir çekip çevirdim. Şimdi daha önce de gösterdiğim gibi bu şekilde burayı da tamamlıyoruz. Bir, iki, üç zincirle çevirdim. Yine aynı şekilde trabzanımı yapacağım, kutucuğumu yapacağım. Trabzanda yine görüşelim son sırada. Şuranın son sırasında buluşalım. Evet, bakın sonuna kadar geldim, eklemedim, sizi bekledim. Bakın hepsinin üzerine denk geliyor bu şekilde. Şöyle çark gibi oluyor gördüğünüz gibi. Hemen şu köşeye batıyorum. Trabzanım, bakın buraya kadar geldim. Kaydırmayla bağladım. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle yine ipimi alıyorum. Şöyle geri çevirdim. Şuradan bir, 2, 3 tane yukarı yükseldim. Kaydırdım yani arkadaşlar. Bunu çevirdim şimdi bu tarafına. Bu tarafını çevirdim. Ve şimdi buradan devam ediyorum. 1, 2, 3. 15'e çıkana kadar burası bu şekilde yine ikili trabzan. Sıra sonu zaten belli. Ve sonuncuyu batıyorum arkadaşlar buraya. Bakın.
Şimdi 5 zincir çeviriyorum. Geri dönüyorum. Zincir. Bakın şimdi 2 zincir çekip şunun hizasına bunu kilitliyorum. Şimdi 1 2 3 ile yükseldim ve çevirdim. Bu şekilde yine trabzanımı dolduruyorum içerisine. Şuraya bakın batıp son sıraya yükseliyorum. Çevirdim. Şimdi burayı buraya trabzanla getireceğim. Sonra başlayacağım bu taraftan. Burayı getireceğim, başlayacağım bu taraftan. Sadece son şuraya geldiğimde artık bunda bir atraksiyon olacak. Gerisi hep aynı. Yani bu sonu da gösterdiğim zaman bundan sonraki bütün aşamalar aynı. Sadece birinci sıram farklıydı. Bu sıralar, buradan bundan sonraki sıralar hepsi birbirinin aynı şekilde büyüyecek. Şu sonda sadece şurayı burada bitecek ya, yine tığa ala ala geleceğim. Çıkara çıkara yukarı yükselmiş olacağım. Pardon, şöyle. Şu son sırada. Burada şöyle geleceğiz. Kutucuğu yaptıktan sonraki trabzanlı sıramda tığıma 2 2 alıp geleceğim. Sonra çıkarıp 3. sıranın başına geçmiş olacağız. Yine gösteririm orayı. Şimdilik bu kadar. Devam edeyim ben oraya kadar. Evet, burayı da sıra sonuna kadar geldim. 2. sıramı arkadaşlar. Dediğim gibi bunu siz dilediğiniz uzunlukta, ende, boyda yapabilirsiniz. Hırka da yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Yine son sıradayım artık. Normalde trabzan yapıp buraya gelmem gerekiyor ama buraya geldiğim zaman yukarıya çıkmak zor olacağı için daha önce de yaptığımız teknikle aynı şu şekilde 2 batıp 2 çıkarıp tığımızın üstünde bekleterek fıstık yapar gibi iki tane ortaya dolduruyorum, bir tane tepelere batıyorum ve bu şekilde 15 taneyi tamamlıyoruz. 2 taneyi çıkarıp diğeri tığımın üzerinde kalıyor arkadaşlar. Son 2'yi yapıyorum. Son 2'yi yaptıktan sonra hemen şu köşeye şöyle bir ilmekle tutturuyorum. 2 2 çıkarmaya başlıyorum tığımdan. Ve yukarı sıraya bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Hiç ip kırmamıza gerek olmuyor arkadaşlar bu teknikleri kullandığımız zaman. Hiç ip kırmadan bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Aynı işlemi geri dönerek 3. sıramla
devam ettiriyorum. Dediğim gibi siz bunu dilediğiniz ende, dilediğiniz boyda şu teknikle istediğiniz ölçüde tabii ki de yapabilirsiniz. Bakın buraya kadar geliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buradan geri dönüş yapacağım. Beş zincir çektim. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bu şekilde üçüncü sıramıza da başlamış olduk. Trabzan'la gideceğiz. Kutucukla döneceğiz. Trabzan'la buraya geleceğiz. Buraya geldikten sonra yine aşağıya trabzan'la inip şuraya tutturacağız. Kaydırmayla çıkıp kutucukla devam edeceğiz. Bir böyle, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Dilediğimiz uzunluğa bunu getireceğiz arkadaşlar. Modelin tamamı bu şekilde. Şimdi ben ilerleyeyim. Modelin artık sonuna kadar gelelim. Orada bluz şeklini nasıl aldığını sizlere anlatacağım inşallah. Evet, nihayet ben bunu ördüm ve geldim arkadaşlar. Şimdi size kaç kutucuk olduğunu söyleyeceğim. Bunu daha önce söylemiştim zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk burası. Burası da 23 tane kutucuk oldu. Şimdi hemen ölçeyim, bir de ölçüsünü vereyim size. Evet, hemen mezuramı aldım, geldim. Şöyle, bu bir tarafın ölçüsü. Şöyle 41 santim, bilmiyorum görünüyor mu ama ben söyleyeyim, 41 santim eni. Boyunu ölçelim hemen. Benim boy biraz uzun olduğu için kendime göre yaptım. Bir metre 35 santimde boyu arkadaşlar, umarım görünüyordur. Evet. Şimdi şöyle bunu ikiye katlıyorum. Şurayı da yine aynı şekilde ikiye katlıyorum. Bu böyle bol bol amaç salon salamanje bir bluz oldu. Siz bu kadar geniş yapmak zorunda değilsiniz. Ben böyle döküm döküm sevdiğim için bayağı bir hayli bol oldu bu arkadaşlar. Yani 8, siz 5 yapabilirsiniz mesela. 5 daha ideal olur. Şöyle 5, hani daha zayıflara göre mesela şöyle şu şekilde 5 daha idealdir. Ama dediğim gibi dökümlü şeyler de çok moda olduğu için bu sene ben böyle yapmak istedim. Şimdi hemen birleştirmeyi yapacağım. Evet, şimdi burayı arka farz ediyorum. Arkayı arkadaşlar şöyle iğneliyorum önce. Parçayı yan yana ortadan katlayıp koydum. Hep karşılığına denk gelen yere
Pardon. Bakın bak burada da yönü var. Bak bunu unuttum. Bakın şimdi. Eğer bu şekilde yaparsam ben bunu ne olur? Bu sefer karelerim aynıya denk gelir. Bu şekli bozulur. O yüzden ne yapıyorum? Hemen şu tarafını çeviriyorum ve buradan eklemeye başlıyorum ki şekli bozulmasın diye. Bakın bu da bir şey olmuş oldu hem vesilesiyle. Bunu da atlamamış olduk. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde orta kısmını bakın. Şu ikisinin bittiği yerden iğneliyorum. Şurada bir iğnem kalmış. Şöyle görüyorsunuz, değil mi? Bakın. Bunun bitiş noktası bura. Bununkisi de bura. Hemen böyle birbirine denk getirerek arka ortasına kadar ilikleyeceğim ben bunu bu şekilde. Dikerken de bu şekilde dikeceğim. Ki birbirine denk gelsin, hiç anlaşılmasın. Arka ortasına bu şekilde şuraya kadar birleştirip geleyim hemen. Evet, şimdi arka ortasına yaptık. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Hatta arka ortasını 12'den yapacağım. Çünkü ön daha kısa olabilir. Ben arka daha uzun olsun istiyorum. Yani bura 12, ön taraf 11 gibi. Şimdi şurada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazısı çok açık yaka sever, bazısı kapalı yaka sever. Ben çok açık yaka sevmem. Yani onu siz kendiniz üzerinizde giydiğiniz zaman ayarlayacaksınız. Ben yaklaşık 1, 2, 3, 4 kutucuk bırakacağım. Yani yine duruma göre bakacağım tabii ki. Yine aynı şekilde burayı da şuraya kadar iğneleyeceğim. Hatta 1, 2, 3, 4 buradan aşağıya başlamak istiyorum. İsteyen uzun kısa yapmayabilir. Tam orta ortaya yapabilir. Boyunuza göre bunu zaten ayarlayacaksınız. Çift rakam olursa tam orta ortaya ayırmış olursunuz. 23 olduğu için yine ayarlayabilirdik tabii ki. Yarıdan yarıya kadar yapabilirim ama ben arkayı daha uzun seviyorum. Her zaman popo kapansın taraftarıyım. Neyse, bunu da bu şekilde buraya kadar ilikliyoruz aynı. Şimdi gel gelelim kollarına arkadaşlar. Kollar da yine sizin arzunuza kalmış. Hani hangi uzunlukta olmasını istiyorsanız şu kol evinin, yani bence yaka hizası tamdır. Yani dörde kadar, bilmiyorum. Evet, görünüyordur diye düşünüyorum. Yaka hizası bence tam idealdir. Yani şuradan aşağıyı buraya kadar iliklemem yeterlidir. Bunu zaten diktikten sonra tekrar üzerimize giyip deneyeceğiz. Baktık beğenmediğimiz yerleri var. Biraz daha dikeriz. O hiç problem değil arkadaşlar. Şimdi geçelim dikişine biz bunun. Hemen dikişine geçiyorum. Evet, şimdi geldik dikiş bölümüne. Bu modelin düzü tersi yok arkadaşlar. O yüzden ben siz de daha iyi algılayın diye, bakın burası ön yüzü zaten. Ön tarafından dikme işlemine başlayacağım.
Hemen yani bura tersi olacak. Hemen şöyle kendi ipinden taktım. Onu söyleyeyim. Şöyle iyice düğümlüyoruz. Bakın her sırayı denk getirmeye çalışarak şöyle çapraz çapraz dikeceğim arkadaşlar. Sıraları birbirine denk getirmek burada çok önemli. En önem verdiğimiz yer o olacak. Bakın çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz ki hiç anlaşılmıyor bile. Dediğim gibi sıraları şöyle her bir kutucuğa denk getirmek bunda gerçekten çok önemli. En önemli yeri o. En önemli kısmı o. İyice yakınlaştırayım. Bakın her sırayı denk getirmemiz gerekiyor. Şöyle çapraz çapraz dikebilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Önemli olan sıraların birbirine denk gelmesi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bunu şimdi yukarıki sıraya denk getireceğiz. Arkayı çevirdiğim zaman gayet muntazam, hoş bir görüntü oluyor. Bu şekilde ben bunu bakın hiç belli bile değil. En son temizliğini yapacağım için ipleri koparmadım. Dediğim gibi bu modelde düz ters olayı yok arkadaşlar. O yüzden dilediğiniz gibi dikebilirsiniz. Şimdi bunu ben yakaya kadar, şuraya kadar dikip geleyim hemen. Evet, ön kısmını diktim. Bakın şuraya kadar. Şöyle yakasını bıraktım. Dediğim gibi giydikten sonra karar vereceğim. Belki biraz daha açacağım. Bilmiyorum. Şu anlık böyle bırakıyorum. Çeviriyorum arka bölümünü. Arka bölümünü de yine bakın buradan tepeye kadar aynı gösterdiğim şekilde dikiyorum. Ve geliyorum hemen. Evet, arka ortasını da yukarı kadar diktim. Şimdi gelelim yan tarafa. Yan tarafında yine bakın şöyle bir sıra arkayı uzun bırakmıştık. Şuradan itibaren şöyle göstereceğim. Şöyle yan tarafını da şuraya kadar dikiyorum. Evet, ben bitirdim arkadaşlar dikme işlemini. Yakayı üzerime giydim ve kontrol ettim. Yaka bir tık az gibi geldi. O yüzden şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane açtım. Ben dediğim gibi bu herkesin kilosuna, boyuna göre, ebatına göre değişir. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Kol ağzı da aynı şekilde. Bakın kolu ben 4'ten bıraktım. Siz 5 bırakın, 3 bırakın. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi kol ağzından başlayarak bütün her tarafına ters sık iğne yöntemiyle sık iğne yapacağım ki şöyle hoş bir görüntü oluşsun. Şöyle hemen bakın kol dip kısmından şöyle başlıyorum. Tığımı batırıp ters sık iğne bilmeyen zaten yoktur ama yine de anlatayım. Şöyle batıyorum. Şöyle toparlıyorum. Şu şekilde devam ediyoruz. Bu böyle bir bordür gibi hoş duruyor. Bunun içerisine de iki tane yapabilirsiniz. Yakınlaştırayım. İki iki yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne toplayacaktır
ne de bolduracaktır. Her bir göze ikişer tane. Bakın şu şekilde. Bu gayet güzel bir şey oluyor. Yani etrafı derli toplu olmuş oluyor. Ters sık iğne ile. Bu şekilde etek ucunu, yakasını, kolunu, bütün her tarafına ters sık iğne ile geçiyorum ki şekli şemali güzel olsun diye. En son yine bitmiş halini tabii ki size göstereceğim ve yine bir tur üstünden geçeceğim nasıl yaptığıma dair. Burası kol arkadaşlar. Bakın fena durmuyor. Yani güzel bir duruşu oluyor. Hiçbir şey yapmamaktansa dileyen yapmaya da bilir. Herkesin zevkine bağlı. En son yine üzerime giyip göstereceğim. Şimdilik görüşürüz.